gördüm. İnanılmaz olurlandım. Yani isterseniz gerçekten bir yol bulabilirsiniz. Öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Kafanız karışmış olabilir. O yüzden bu videonun size yardımcı olacağını düşünüyorum. Abla, senin sayende, videoların sayesinde vazgeçmedim, okudum, araştırdım, öğrendim ve başaracağım. Mira, bunu okumak gerçekten çok güzel. Ben bu videoları yaparım, YouTube'a yüklerim, belki bir iki kişi izler ve birilerine ulaşırım, ona yardımcı olurum olarak düşünüyordum. Kim ne derse desin, eğer isterseniz yapabilirsiniz. Eğer moraliniz bozuksa, yapacağınıza inanmıyorsanız, tekrar size söyleyeyim, siz kendinize inanmazsanız kim inansın? Sanırım zaten bu yüzden sponsor almıyorum ya da bir şirketle çalışmıyorum. Bütün şirketlere hayır diyorum ya da okullar bana ulaştığı zaman, bizi tanıtır mısın dediği zaman hayır diyorum. Çünkü bence bilgi ücretsiz olmalı. Siz kendi hikayenizi anlatın. Türkiye'deki öğrencilere yardımcı olmak istiyorum. Bir video yaptığımı hatırlıyorum, 1000 kişi olduk diye. Şu anda 10.000 kişi olduk. Sizi anlıyorum. Herkese çok çok teşekkür ederim. Zaten bu noktada kazanmaya başlayacaksınız. Çünkü ben de YouTube'dan kazandığım her şeyi öğrencilerime vermek istiyorum. Bugün gelecekteki ben için neler yaptım ve neler yapacağım olarak ayarlıyorum. Kulaklarınızı tamamen tıkayın olumsuz yorumlara. Ben size inanıyorum. Çünkü siz beni bence bu yüzden izliyorsunuz. Lütfen vazgeçmeyin. Herkese merhaba. Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Şu anda Hollywood'un içinden geçiyorum ve bugün video çekmem gerekiyordu. Çok yoğun olduğum için eve gidip video çekmek yerine aslında dedim ki en azından benimle gelin, birlikte arabada hem konuşmuş olalım karşılıklı, hem de videoyu sizin için bitirmiş olayım. Biraz önce bir çekimden geliyorum ve bu çekimi yaptı. Tabii ki bunun montajıyla uğraşmam gerekiyor. O süre içinde de dedim ki en azından sizinle bir konuşma yapabiliriz. Hani ben eve doğru giderken en azından konuşmuş oluruz diye düşündüm. Bugün arabanın içindeyim. Sizinle böyle arabada giderken konuşmak istedim. Şu anda kırmızı ışıkta duruyorum. O yüzden eğer aklınıza geliyorsa bu Gizem Hoca ne yapıyor diye aklınızda olsun. Yani arada sırada size bakıyor olacağım. Bugünkü konumuz aslında bugün, bu hafta daha doğrusu, iki tane çok güzel mesaj aldım. Onu size paylaşmak istiyorum. Bu iki mesajı iki öğrencimden aldım. İkisi birbirini tanımıyorlar. Farklı şehirlerde yaşıyorlar, Türkiye'de. Bir tanesi bana bir mesaj göndermiş. Size onu ekranda koyacağım, paylaşacağım. Çok güzel bir şekilde bir takvim oluşturmuş. Daha önce Harvard Üniversitesi'ni %100 bursa kazanan Kardelen diye bir öğrenciyle röportaj yapmıştım. Kardelen orada kendine bir takvim oluşturduğundan bahsetmişti. Ve bunu izleyen bir öğrencim gerçekten kendine çok güzel bir şekilde bir takvim oluşturmuş. O takvimde de işte nasıl ders çalışacağını, nasıl düzenli bir şekilde ders çalışacağını hepsini yazmış. Ve bana işte hani doğru mu takvimi oluşturdum, siz neler düşünüyorsunuz tarzında bir mesaj gönderdi Instagram'dan. Takvime baktım işte bu size gösterdiğim yazıda. İnanın ya, bir 10 dakika falan ağladım. Yani diyeceksiniz ki neden ağladın Gizem Hoca? Ağladım çünkü şimdi bu videoları yapıyorsunuz ve aynı zamanda biliyorsunuz ki mesela bu YouTube'da bu video izlenebilir, izlenmeyebilir, mesajınız anlaşılabilir, mesajınız yanlış anlaşılabilir, doğru anlaşılabilir. Mesela benim birçok öğrencim şey diyor, yani Gizem Hoca senin içeriğin çok güzel, neden böyle yüz binlerce izlenmiyorsun ya da milyonlarca izlenmiyorsun? Şöyle bir şey, benim hiçbir zaman böyle bir derdim olmadı. Benim tek derdim var, abone sayısındansa beni izleyen öğrencilere ilham verebilmek. Bırakın mesela Amerika'da okumayı bırakın. Hani Amerika'da okumayabilir, yurt dışında okumayabilir, hiç sorun değil. Ama yeter ki ders çalışsın, okusun, kendini kurtarsın anlamında bir kafa yapım var. Dolayısıyla benim anlattığım şeyler ya da röportajlarda anlattığım şeyler öğrencilere geçtiği zaman ve onları aksiyon alırken gördüğüm zaman inanılmaz etkileniyorum. Sanırım birazcık da o yüzden hani bir ağlama moduma büründüm. Çünkü gerçekten bu öğrencimin bunu uyguladığını gördüm. Hani Kardeni o videoda söyledi. Bu inanılmaz gurur vericiydi. İkinci olan da başka bir öğrencim. Bana hep birkaç bir soru sormuştu daha önce Instagram'dan. Nerede yaşadığını açıkçası bilmiyorum ama bu iki öğrenci beni tanımadığını biliyorum. Ve o da dedi ki işte ben işte videolarınızı çok fazla izliyorum ve çok fazla not alıyorum dedi. Ve bir gün işte bir fotoğraf gönderdi işte bu hafta içinde.
O fotoğrafta da işte videoyu koymuş. İşte bir parka gidiyor, işte dedesini ziyarete gitmiş. O zaman benim videomu koymuş, önüne koymuş, notlar almış. Tofu'la alakalı konuştuğum zaman iki tane kedisi var, kedisinin fotoğraflarını çekmiş. İnanılmaz gurur duydum, inanılmaz onurlandım. Yani öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de yani bu öğrenciler gibi hani eğer çalışıyorsanız ve eğer ilham alıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Dediğim gibi yani benim takipçi sayımmış, işte abone sayımmış yani o kadar gerçekten önemli. Hatta hiç önemli değil. Yeter ki sizin gibi beni izleyen öğrencilere ulaşıp ilham verebilmek benim için çok önemli. O yüzden bu video küçük bir teşekkür videosu olması istedim. Ve aynı zamanda beni izleyen, akıllarında sorular olan, ben yapabilir miyim diyen öğrenciler için biraz ilham olması için bu iki öğrenciyi paylaşmak istedim. Bu arada onlardan izin aldım bu fotoğrafları paylaşırken. Mesajın iletiliyor olması beni inanılmaz mutlu etti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer biraz kamera sallanıyorsa onun için de özür diliyorum. Çünkü çekerken ona çok fazla bakamıyorum ama beni duyduğunuzu biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Eğer sizin de hayatınıza katkılar sağlıyorsam, eğitiminiz özellikle ders çalışmanızda lütfen aşağı yorum bölümüne yazın ve Instagram'dan bana mesaj atıp fotoğraflarınızı paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Burada küçük bir aile olarak ilerliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere.